beyler, şimdi saç ekiminde son gelişmeleri konuşacağız. Bu konudaki uzman doktorum Doktor Melike Külahçı. Türkiye'de en çok saç ekimi ve ilk yapan doktorlardan, saç ekimi gerçekleştiren. Hoş geldiniz, günaydın. Hoş bulduk. İlk yapan ve 20 yıldır yapan deyince ben bile kendimi yaşlı hissediyorum bazen. Yok ama yani biz yıllardır konuşuruz. Yani yaklaşık 20 yıldır siz bu saç ekimini yapıyorsunuz. 10 bini de geçmiştir herhalde vaka sayısı. Muhtemelen geçmiştir. Ben tabii ki büyük bir saç konusunda uzman klinikte birçok arkadaşımla, birçok meslektaşım olan doktorla çalıştığım için bir toplam sayı verebilirim. 17 bin gibi çok yüksek bir sayı. Çeşitli derecelerde saç problemi olan insanların tedavisi artı saç ekimi 17'yi de geçmiştir herhalde. Evet. 20-25 bindir. O zaman niye söylüyorum sevgili izleyenler? Dolayısıyla bize saç ekiminde, en başarılı saç ekiminde püf noktalarını en iyi anlatacak doktorlardan birisiniz. Birkaç püf nokta var. Artık çim adam gibi o görünümler geçmişte kaldı. Daha şimdi saç ekimlerinde evet doğal görünümler oluyor ama bu sefer kalıcılıklar neler ön plana çıkıyor? Evet, çünkü şeyde değişti köprülerin altında. 20 yıl önce biz sizinle Almanya'ya seyahat etmiştik, bir kez hatırlarsanız bir saç kliniği görmüştük, saç toplantılarına katılmıştık. O günden bugüne gerçekten çok şey değişti. Çünkü saç ekimi diye anlatılan hair transplantation ya da saç nakli diye yurt dışında bilinen bu girişim gerçekten de şu anda en mükemmel haliyle yapılır vaziyette. Üç şeye konsantre olmak lazım başarılı saç ekimi deyince. Numara bir. Artık FUE dediğimiz tek tek çıkarma yönteminde hiç zarar vermeden köklerin dışarıya çıkarılması önemli. Zarar verilirse, çünkü bu köklerin sayısı sınırlı ve yeniden bir daha oraya gelmeyeceği için aynen bir bitkiyi bir saksıdan alıp öbürüne naklederken nasıl köküne zarar vermemeyi çok dikkat ediyorsak, köke zarar vermeden almak çok önemli bir başarı kriteri. İkincisi ise mutlaka ekilen saçların hepsinin %100'e yakın bir oranda yeni yerlerine tutunmaları, canlılıklarını hiç yitirmeden güzel sonuç vermesi. Bu da verimlilik diyoruz. Ve en sonuncusu tabii ki bizleri, hepimizi aslında en çok ilgilendiren, biz aynaya bakınca ne göreceğiz 3-6 ay sonra? Son derece doğal bir sonuç vermesi. Yani oraya bir saç kondurulmuş, peruk gibi oturmuş ya da bir çim adam gibi seyrek ve böyle her bakanın saç mevkidini abi diye sorduğu bir sonuç kesinlikle olmaması lazım. Bunun da doğallığı da üçüncü başarı kriteri olarak mutlaka yerleştirmemiz lazım. Peki nasıl olacak da doğal olacak? İşte ona da böyle seneler gerekiyor. yapmak gerekiyor. Amerikalılar buna diyorlar ki mastery of art, yani sanatın ustalığı diyorlar. Sanatın ustalığı da artık oraya kadar gelmiş, yani binlerce kere yapınca da bazı doktorların biliyorsunuz cerrahi becerileri ilk 1000 ameliyattan sonra hatırı sayılır ölçüde gelişiyor. Tabii bu binler üst üste devrilince de mastery of art, yani sanatın inceliği ortaya çıkıyor ve ekilen saç belli olmuyor. Şimdi hem ekim için de aslında zahmetli bir işlem. Yani bir plastik cerrahi ameliyatı bile diyelim ki 1,5-2 saat, maksimum 3 saat sürerken bir saç ekimi 7-8 saat, saatler sürebiliyor. Artı kişi için de tabii ki bu süreç biraz zahmetli. Bir de bu saçları ömür boyu taşıyacak olmak gerektiği için tabii ki istenilen sonuç bir kere de elde etmek lazım. Şimdi örneğin yenilikler konuşacağız dedik ya, işte daha gür çıkmasını isteyenler olabiliyor. O zaman bazı yöntemlerle siz bunu destekliyor musunuz? Evet, aynen. Çünkü bahsettiğimiz üç konu, yani çıkarılan köke zarar vermemek için giderek daha ince enstrümanlar geliştiriliyor. İşte daha az zarar nasıl verilir? Künt uç, sivri uç vesaire, mikromotor, motorsuz, elle ayaklı alma vesaire, bin türlü şey zarar vermeme üzerine yeni alet ve enstrüman geliştirmek yeniliklerin bir bölümü. İkinci önemli bölümü ise kök vücuttan çıkar çıkmaz yeni yerine yerleşene kadar nereden baksanız birkaç saat vücut dışında vakit geçiriyor. Bu süreçte kökün canlılığını bozmayacak şekilde onları saklamak da son derece değerli. Şimdi buna biraz konsantre olmuş vaziyette bu işin uzmanları ve ehli olan yurt dışında da son derece yaygın biçimde yapılan bir işlem olduğu için Uluslararası Saç Cerrahi Cemiyeti şimdi hipotermazol adı verilen ya da ice craft diye bizim çevirip Türkçe'ye kattığımız, yani soğuk, soğutulmuş craft dediğimiz bir kavramdan bahsediyoruz. Bu dışarıya alınmış kökün zarar görmeden bekleyebilmesi için özel bir solüsyon içinde hafif dondurularak bekletilme işlemi. Biz bunu niye yapıyoruz? Kök bozulmasın, canlılığı
azalmasın hafif diye. Hafif hafif de besliyorsunuz aslında bir nevi. İçinde bu sıvının bol bol saçın sevdiği besinler var ve iyon dengesini yerinde tutan şeyler var. Yani vücut dışına çıkarılmış tüm dokulardaki en büyük sorun iyon dengesinin bozulmasıdır. Yani sodyum potasyum pompaları bozulur ve istediğimiz gibi çalışmayınca da hücre şişer, patlar. İşte bu olmasın diye iyi iyonize edilmiş, dengeli iyonlu artı ATP dediğimiz enerji vericiler. Yani Kraft'in hani bir yolculuğa çıkmış insanın yanına ne verirsiniz? Yiyecek verirsiniz. Ne verirsiniz? Üşümesin diye palto verirsiniz. Bu da onun gibi. Yani besinler artı üşümesin diye hücreyi koruyucular ilave edilmiş bir sıvı. Bu sıvı içinde şoklandığında saç kökü canlılığını hiç yitirmiyor. Yeni yerine gittiğinde de artık üçlüyse üçlü, beşliyse beşli, hiç verim kaybetmeden daha canlı canlı, daha gürül, daha canlı gürül gürül saç çıkıyor. Peki şimdi hiç saçı olmayanları da sormak istiyorum. Hani saçsızlık çok yoğun olduğu takdirde hani alternatifleri konuşuyoruz ya, örneğin aklıma şöyle bir şey geliyor. İşte sakal bölgesinden, çene altı bölgesinden örneğin saç kökleri alınır da saçsız deriye nakledilir mi? Aynen öyle. Çünkü alternatifte depo lazım. Sadece saç kökü başımızda olmadığı için en yakın ve en uygun aday sakal altı diyoruz. Üstündeki sakalı ellemiyoruz. Çünkü dışarıdaki sakal artık çok moda. Bir şekilde bir sakal modası, siz de farkındasınız. Dolayısıyla çene altındaki sakal kökleri bizim için ikinci iyilikte bir kaynak. Bunu da kullanabiliriz. Vücut kılı olur mu diye çok soruluyor. Evet, vücut kılı da kullanılabilir. Ancak vücut kılının ömrü vardır. Yani 3-5 senedir, sonra bir daha çıkmaz. Halbuki sakal ve saç öyle değildir. Ömür boyu ekilmiş, saçtan alınmış kökler ömür boyu varlıklarını sürdürürler. Ama hiç çare olmadığı vakit evet, vücut kılı da bazen topladığımız oluyor. Ya saç ekiminde gerçekten çok ileriyiz çünkü artık hepimiz görüyoruz ve bilhassa büyük şehirlerde, İstanbul'da özellikle işte Araplar geliyor, işte bandaj kafalarında alışveriş merkezlerinde geziyorlar ve her şey dahil sistemi varmış galiba. Yani işte tüm bu hem turistik bir gezi hem de saç ekimi dahil oldukça da aslında ekonomik Avrupa ülkelerine kıyasla, öyle değil mi? Evet, ancak biz şunu reddediyoruz. Biz ucuzcu ülke olmayı reddetmemiz lazım. Bizim kalitemizle, hizmet kalitemizle ve sonuçlarımızın güzelliğiyle konuşulan bir ülkemiz olması. Şu hani turizmde olduğu gibi her şey dahil fiyatlarla sonunda bir baktılar büyük oteller. Eyvah, biz neyi nerede yanlış yaptık dediler. Fiyatı geri çekmekten çok hizmeti daha iyi nasıl yaparız'a konsantre olursak hem ülkenin ekonomisine daha büyük bir katkı olur hem de yine ülkenin imajına bir katkısı olur. Maalesef bu konuda çok fazla merdiven altı var ve o merdiven altındaki mutsuz hastalarını düşünün ki yurt dışında bizim reklamımızı nasıl yapacaklarını. Bu konuda onun için biraz dikkatli denetimlerin de olmasını biz bu sektör adına çok çok istiyoruz. Düzenli güzel bir klinikte, doğru ellerde yapılırsa evet, Türkiye bir saç cenneti olma yolunda. Hatta size çok güzel bir haber vereyim. Washington Post gazetesinde bizim de ismimiz geçecek şekilde Türkiye giderek bir saç ülkesi mi oluyor diye başlıklı bir makale yaratıldı. Şimdi hemen aklıma geliyor. Bazen çevremizde görüyoruz, çok genç yaşta, daha işte diyelim 17-18 yaşlarında da olabiliyor, çok yoğun bir saç dökülmesi. Saç ekimi kaç yaşından itibaren yapılabilir? Saç ekimine eskiden biz hep derdik ki aman çok genç yaşta ellemeyelim, saçın daha nerelere kadar döküleceği belli olmaz diye olabildiği kadar tutucu davranırdık. Ama artık günümüzde öyle değil. İki sebepten değil. Birincisi, saç kökü aldığımızda alınan bölgede iz kalmıyor. Dolayısıyla genç çocuk daha sonra saçını çok kısa da kullanabilir ve daha fazla dökülmesi onu artık çok olumsuz etkilemeyebilir. İkincisi, saç dökülmesini çok güzel kontrol altına alan tedaviler ilerledi. Şimdi biz hastamıza diyoruz ki yaşın küçük mü? Evet, yaparız bu işlemi ama senin de ev ödevi yapman lazım. Var olan diğer saçlarını korumak için bizi güzel dikkatli takip edersen, yani senede bir nasıl diş hekimine gidiyorsak, nasıl belli hekimlere check-up için senede bir gidiyorsak, saç check-up'ına da senede bir gel, bize uğra, bizden öğren. Çünkü bu konuda binlerce yeni şey öğreniliyor. Mesela saça botoks yapılıyor. Onu soracaktım, saç botoksu. Evet. Çok da dikkatimi çekti. Resimler de gördüm hatta. Nedir saç botoksu? Bu şimdi Almanya'da çok moda olmuş bir işlem. Botoks yapılmış hanımlara, bazen migren botoksu yapılmış hanımlarda fark edilmiş ki saç daha
kuvvetleniyor çıkmaya ve dökülme azalıyor. Hatta çıkmaya başlıyor. Demişler ki yapalım bunu saç isteyen hanımlara. Zaten botoks yapılmıyor mu? Saç isteyenlere ekstradan belli bölgelere daha spesifik bir tedavi. Diğer bölgelere de yapalım saç çıksın. Şu anda eksperimental dediğimiz yani bilimsellikten çok uygulama, deneme yanılmayla ortaya çıkmış bir yöntem olduğu için herkes biraz sonuçlara bakarak küçük dozlarda botoksu baş derisine de yapıyor belli bölgelere tabii. Bunun da bir tekniği var. Bu şekilde yapılmış saç botoksu da saç dökülmesini yavaşlatıyor. Özellikle şok dökülme böyle hani aniden birçok saça dökülen birileri varsa onlara bu gayet uygun oluyor. Saç botoksu da onlara denenebilir. Bir de hoşuma gitti. Hair spa diye bir şey var. Uyguluyorsunuz. Nedir? Evet. Hair spa nedir? Spa biliyorsunuz ruhumuzu gençleştirmek, dinlendirmek için gittiğimiz ve dışarıdan bir hizmettir. Yani dipten değil, yediğimizle içtiğimizle değil, dışarıdan bize masaj yaparlar, sauna, hamam yapılır falan. Spa odur. Saç nasıl yapılır? Saça spa nasıl yapılır? Saçın sevdiği tüm yağlardan, spada da yağ kullanılır biliyorsunuz. Ondan dolayı ismi spa. Saçın sevdiği tüm yağlarla baş derisine güzel masajlar yapılır. Ve bu yağın içinde yağda eriyen saçın bayıldığı vitaminler eritilir. Amino asitler, vitaminler bolca zengin biçimde saç deriye ulaştırılır. Daha sonra uçları için özel dolgun gözüksün diye keratin maskeleri yapılır. Hepsi birden topluca böyle başınıza sarılarak bir sizi yaklaşık 30-35 dakika bekletilir. Ondan sonra saç yıkandığında hem uçlarının dolgunlaştığını hem de saçlı derinin ondan sonraki birkaç hafta içinde dikkat çekecek kadar daha kuvvetli saç ürettiğini görür hale geliyoruz. Peki evde biz hani uygularız yıllardır birçok kişi de badem yağının faydası bilinir, zeytinyağı uygulayanlar var. Başka saç gürleştiren yağlar hangileri oluyor? Zeytinyağı, badem yağı onların içine daima bir parça da silika katmak lazım. Onun siz hazır vaziyette nerede satılır bilemeyeceğim. Ama silikanın saçlı deriye son derece büyük faydası var. Artı biyotin ve çinkonun çok büyük faydası var. Çinko biliyorsunuz saçın keratin dediğimiz bölümünün iskeletini oluşturmak için çok gerekli. Artı yağ başka ısırgan otu karıştırılabilir. Isırgan otunun başlıca faydası dolaşım uyarıcıdır. Bütün aktarlarda da bulunuyor. Dolayısıyla biraz onu karıştırıp hafif kaşıntı yapabilir yalnız. Biraz dikkatli olmak lazım. Yine bir uyarıda da bulunalım. Eğer evde bir hair spa yapmak istiyorsanız her şeyle olmaz. Dikkatli olmak lazım. Sonrasında kaşıntı yapabilir. Kepek yapabilir. Saçları kontrolsüzce yağlandırabilir. Dolayısıyla bütün bunlardan kaçınabilmek için rastgele her şeyi içine koymuyoruz. İkincisi de yıkarken çok dikkatli ve uzunca yıkıyoruz. Yani şampuanı yoğun biçimde önce başa yediriyoruz az suyla. Sonra güzel masaj yaparak yoğun arıtma şampuanıyla da yıkıyoruz. Eğer doğru temizlenmezse baştan yağ faydadan çok zarar getirebilir. Ama düzenli uygulanımında da oldukça ilerleme kaydedilebilir, fayda görülür. Aynen, ayda bir diyoruz biz. Özellikle boyalı saçları ayda bir diyoruz. Çünkü boyalar da saçlı deriye uzun vadede inceltici bir zarar verebiliyor ve toksik artıklar bırakabiliyor. Yağla biz bunu da bir parça kazıyıp temizlemiş oluyoruz. Evet, bu keyifli sohbet için teşekkür ediyorum Doktor Melike Külahçı, programımıza katıldığınız için. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sizi görmek her zaman çok güzel.